köprü yapsalar çok iyi olur gerçekten abi. Sınavlardan geri kalıyorum. CHP'li belediye yıktığı köprünün yenisini yapmadı. Yani bir tane köprü yapsalar çok iyi olur gerçekten abi. Sınavlardan geri kalıyorum. CHP'li belediye yıktığı köprünün yenisini yapmadı. İki öğrenci mağdur oldu. Oğlanın Marmaris ilçesine bağlı değil. Ben yanı mahallesinde yaşayan Berkan'la Mirsel. Bu derenin üzerindeki köprüden geçerek okula gidiyordu. Muğla Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz sene bu dere yatağında ıslak çalışması gerçekleştirdi. Berkan ve Mesel İnan kardeşlerin okula gitmek için yaptırdıkları köprüyü de yıktılar. Ancak yerine yenisini yaptırmayınca İnan kardeşler işte eğitim yolunda mahsur kaldılar. Dereyi genişletti belediye. Bu sefer o köprü de bozuldu, şimdi geçemiyoruz. Kaç tarafa geçelim? Geçemiyoruz evet. Çocuklar falan okula falan gidemiyorlar. Yani çocukların sınavına geçiş yapamıyor, geri kalıyorlar. Berkan ve Mesel kardeşler sabah annesinin sırtında işte bu dereden karşı tarafa geçerek okula gitmişlerdi. Dere sabah saatlerinde bu kadar azgın değildi ama gün boyu yağan sonrası işte dere adeta azgın sulara teslim oldu. Okulumu çok seviyorum. Dere taştığı için okuluma gidemiyorum. Aile yeni köprü yapılması için CHP'li belediyeye başvuru yaptı. Ancak sonuç alamadı. İki senede beni rezeriz. Belediye köprüyü yapmadı. Evet. Çok başvurdum, böyle dilekçe falan yazdım. Su işlerine, fen işlerine falan. Hani hiçbir bilgi gelmedi. Mahpullan aileyle çocuklarının tek bir isteği var. O da bölgeye tekrar köprü yapılması. Çocuklarımın geçmesi için şöyle bir köprü istiyorum. Yani bir tane köprü yapsalar çok iyi olur gerçekten abi. Sınavlardan geri kalıyorum. Rukiye!